Şimdi geçerliliğe bakıyoruz yine fakat bu sefer çıkarımların geçerliliğini nasıl denetleriz ona bakıyoruz. Çıkarım neydi? Klasik mantıktan da hatırlıyoruz. Elimizde bazı öncüller var ve biz bu öncüllere dayanarak sonuç ortaya çıkarıyoruz. Öncüller sonuca o halde öyleyse demek ki gibi sözcüklerle bağlanırlar. Sembolik mantıkta da budur, klasik mantıkta da budur. Fakat sembolik mantıkta o halde şu gördüğünüz işaret ile gösterilir. Yani hemen klasik mantıkla sembolik mantık arasında bir bağ kurarak bir çıkarım örneği verelim. Diyorum ki, ağaçlar çiçek açtıysa bahar gelmiştir. Ağaçlar çiçek açmış, o halde bahar gelmiştir. Bu tamamen klasik mantıkla ilgili bir çıkarım. Şimdi biz bunu sembole çevirelim. Ağaçlar çiçek açtıysa bahar gelmiştir nedir? P ise Q'dur sembolik mantıkta. Ağaçlar çiçek açmış, yani P gerçekleşmiş. O halde, o haldenin işareti bu. Bahar gelmiştir. Bahar gelmiştir neydi? Q. O halde Q. Yani P ise Q virgül. Öncülerin arasına virgül konulur. O halde Q diye ifade ederiz. Biz bunu sembolik mantıkta. Peki bir çıkarımın geçerli olması neye bağlıdır? Öncüleri doğruyken sonucunda doğru olmasına bağlıdır. Biz bunu nasıl denetleriz? İki tane yolla denetleyebiliriz. Birinci yol şudur. Çıkarımların İki öncülü tümel evetleme eklemiyle birbirine bağlanır. Elde edilen bu önerme koşul eklemiyle sonuç önermesine bağlanır. Bu son önermenin doğruluk tablosuyla geçerli olup olmadığı denetlenir. Koşul önermesi geçerli ise çıkarım geçerli demektir. Çok karışık olduğunu biliyorum fakat bu kuralı maalesef ezberlemek durumundasınız. Çünkü ÖSYM direkt olarak size bu kuralı dahi sorabilir. Hiç bir işlem yaptırmadan dolayısıyla siz bir çıkarımın geçerliliğinin nasıl denetlendiğini kural anlamında bilmek durumundasınız. Bir örnek yapalım aklınıza netleşsin diye. Bize bir çıkarım vermiş. Demiş ki P veya Q değil Q o halde P çıkarımı geçerli midir? Şimdi artık biz şunu anlıyoruz. P veya Q öncüllerden bir tanesi değil Q ikinci öncül o halde P de sonuç. Ne demiş bana? Nasıl denetleyebilirim? Nasıl anlatmış bunu? Şimdi iki öncül tümel evetleme ile birbirine bağlanır. Hemen bağlayalım. P veya Q ve değil Q. Bunu bağladım. Sonra elde edilen şu önerme koşulla sonuç önermesine bağlanır. Hemen ise dedim. Koşul önermesi ise çünkü sonuç önermesine P demiş ki bu son önermenin yani ortaya çıkan şu önermenin doğruluk tablosuyla geçerli olup olmadığı denetlenir. Hemen denetleyelim. Çizelim tablomuzu. P, Q ne lazım bana bakıyorum. Değil Q lazım 1. P veya Q lazım 2. P veya Q ile değil Q'yu bağlamam lazım. Hemen yapayım. Sonra da hepsini ise eklemiyle P'ye yani sonuç önermesine bağlamam lazım. Burada bunu uzun uzun yazmak istemiyorum ki karşınıza çıkacak önerme diyorum buna. Yani uzun uzun yazmıyorum da direkt adına önerme diyorum. Şimdi bakalım başlayalım denetlemeye. Doğru, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru, yanlış. Değil Q, Q'nun tam tersi olacak. Yanlış, doğru, yanlış, doğru. P veya Q'ya bakıyorum şimdi. Araya bir tikel evetleme koyuyorum. Tikel evetlemenin kuralı neydi? Tek bir doğru benim için yeterliydi. Doğru, 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 yanlış. Şimdi P veya Q, U, değil Q'ya V eklemiyle bağlıyorum. V'nin koşulu neydi? Her ikisinin doğru olması lazım sonucun doğru olması için. Yanlış, doğru, yanlış, yanlış. Önermemi nasıl yapacağım şimdi? Şununla P'nin arasına ise'yi koyup önermemi sonuçlandıracağım. Bakıyorum şimdi. Bu ilk bileşenim olacak. Şu ikinci bileşenim olacak. İse'nin koşulu neydi? Sadece birincisi doğru, ikincisi yanlışken sonuç yanlış olabilirdi. Bakıyorum. Yanlış ise doğru, benim için doğru. Doğru ise doğru, doğru. Yanlış ise yanlış, doğru. Yanlış ise yanlış doğru ne de tanımda. Ortaya çıkan bu şey geçerli ise benim çıkarımım da geçerli demektir. Bakıyorum ortaya çıkan şey geçerli mi? Bütün yorumları doğru. Evet geçerli o zaman araştırdığım sonuç da geçerli olacaktır. Peki ikinci yol nedir? Çıkarımları denetlerken öncüllerle sonucun değili bir arada tutarsızsa çıkarım geçerlidir. Yine bu kuralı bilmenizde fayda var. Esasında sadece kuralı bilmenizde bile fayda var ama ben yine de bu bahsettiğimiz şeyi size ispatlamak istiyorum. Şöyle ki demiş ki bize. Bir çıkarım vermiş ve bu çıkarım geçerli midir diye sormuş. Şimdi biz bu ikinci yolu kullanarak bunun geçerli olup olmadığını denetleyelim. Demiş ki P veya Q, P ve Q o halde P çıkarımı geçerli midir? Hemen yapalım çizelgemizi. P lazım, Q lazım. Bakıyorum P veya Q lazım. P ve Q lazım. Ne dedi bana? Öncüllerle sonucun değili bir arada tutarsızsa. Demek ki ne yapmam lazım? Öncülleri yazdım, sonucun değilini almam lazım. Değil P yazdım ama buraya değil sonuç da yazabilirdim. Bakıyorum şimdi bunları denetleyeceğim. Doğru, doğru, yanlış, yanlış. Doğru, yanlış, doğru, yanlış. P veya Q. Veya için ne lazım? Bir tane doğru lazım. Doğru, 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 yanlış. V için ne lazım? İkisinin de doğru olması lazım. Bakıyorum. Doğru, yanlış, yanlış, yanlış. Ve değil sonuç. Yani değil P'ye bakıyorum. P'nin tam tersini alıyorum. Yanlış, yanlış, doğru, doğru. Tanıma döndüm. Ne dedi bana? Öncüllerle bir öncül bu, iki öncül bu. Sonucun değili bir arada tutarsızsa, şu üçü bir arada tutarsızsa çıkarım geçerlidir. Bakıyorum. Tutarlılık neydi? Hepsinin aynı anda bir satırda dahi olsa doğru değerine sahip olması gerekiyordu. Bakıyorum şimdi bu çerçevede doğru doğru yanlış, doğru yanlış yanlış, doğru yanlış doğru, yanlış yanlış doğru. Bunların üçü de Tek bir satırda dahi aynı anda doğru değerini almadılar. Dolayısıyla benim öncüllerim ile sonucumun değili bir arada tutarsız olduğu için benim çıkarımım geçerlidir. Yaptığım şey sadece buradaki kuralı uygulamak, başka hiçbir şey yapmıyorum.